Biz bu işe başlarken de zaten başkanımız bu işin içinde yıllardır AK Parti'nin kuruluşundan beri 16-17 yıl oranın kuruluşundan görev almış, il başkan yardımcılığı yapmış, Battal Gazi ilçe başkanlığıyla Allah'ım olsun sizlerin destekleriyle burada biz Battal Gazi'de %70 oranında oy alıyoruz. Şehit Fezi'de her dönem %83 oranında oy alıyoruz. Yani biz buralar bizim. Yani Battal Gazi nezdinde de olsa Şehit Fezi Mahallesi hem benim mahallem hem de bizim bu noktada kendimizi sizden farklı görmüyoruz. Burada alacağımız kararların bu mahallenin yararına, mahallelinin yararına ne varsa Allah'ın izniyle hem başkanımız hem biz elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Başkanım burada belediye başkanı olduktan sonra yolun altıyla yani çevre yolun altıyla ilgili çok güzel projeler yapacağız diye çıktık biz yola. İnşallah ya bizim niyetimiz deprem dahi olmasa biz bu mahallelerde bir dönüşüm başlatmayı zaten başkanım talimat vermişti. Ama biliyorsunuz 24 Ocak'tan sonra depremle merkez üssü her ne kadar Elazığ dahi olsa, Sivrice dahi olsa ama gerçekten Battal Gazi'de çok büyük etki yaptı bizde. Yani bizim sırf Şehit Fezi'de 70'e yakın evimiz ağır hasarlı. Battal Gazi'nin genelinde 2300'e hane ağır hasarlı. Ama biz burada bunu başlatırken bu derme deresiyle ilgili projesi zaten başkanımın seçim vaadinde vardı. Biz Dere Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde derme deresiyle ilgili buradaki ölü alanı milletin bir yaşam alanı, bir sosyal alan olarak projelendirip mahalleye kazandırma noktasında bir girişimimiz vardı. Şimdi biz burada dönüşüm yaparken 400 evi dönüştürmek istediğimizde 10 kişi istemiyorsa biz bu 10 kişiyi de mağdur edecek anlamına bu cümlelerin gelmesi uzun süreçtir. Bu bölgeleri nasıl kalkındırabiliriz? Buradaki insanların ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz? Şeklinde kafamızda projeler vardı. Ve bu projeler üzerinde çok çalışıldı. Ve bu dönüşümün ne kadar elzem olduğunu, bu dönüşüme karar verirken ne kadar doğru bir şey yaptığımızı farkına vardı. Dolayısıyla istemediğimiz bir depremi yaşadık. Biz bu kentsel dönüşümü düşünüyorduk. Fakat bazen işte siz kışlık hazırlık yaparsınız, çok çetin kışa göre. O kış farklı geçer. Dolayısıyla Malatya'mızda bir deprem yaşandı. Depremden dolayı bizim düşüncemizi bu deprem biraz daha tetiklemiş oldu, elimizi güçlendirmiş oldu. Daha öncesinde bu bölgeyi geliştirmek için Sayın Bakanımızla da, vekillerimizle de konuştuğumuzda bizim çevre yolun altına bir şeyler kazandırmamız lazım ki o bölge gelişebilsin. Siz oraya bir şey kazandırmayınca gelişme olmuyor. Bunun için de Sayın Bakanımın da takdirleriyle, destekleriyle biz 13 ayda, 15 ayda Tarım Bakanlığından ancak onaylayabildik. Derme Deresi ıslah çalışmasını. Bu bölgeyi geliştirmeniz lazım. Dedik ki biz Derme Deresi'ni ıslah edersek bu bölgeye katkı olur. Görmüşsünüz, bak karşı tarafı Selçuklu Mahallesi, orada hakikaten çok güzel dönüşümler var. Şimdi biz bir yüzme, kapalı yüzme havuzu yapacaktık. Muhtarlarım burada, kapalı yüzme havuzunu bu bölgeye yapalım diye söyledik, yer yok. Yeni halı sahası yapacağız, yer yok. Basket sahası yapacağız Sayın Bakanım, yer yok. Okul yapacağız, bu bölgede okul ihtiyacı var. Okul yeri yok. Hidayet'te bir okulumuz var, Melek Baba İlkokulu. O okulu, Melek Baba'yı Sayın Bakanım biz normal imar koşullarında depremde sıkıntı görmüştük.
biz normal koşullarda yapamadık. Orada bir imar değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Dolayısıyla her imar değişikliği o bölge için bir sıkıntıdır. Dolayısıyla bizim sözün özü, kısası, buradaki Hacı amcam camisi, güzel camisi olsun gitsin, camisinde namaz kılsın. Ezan okunmadan önce gitsin camisinin önünde, yanında otursun, torunuyla oynasın, oraya park koyalım, torunu camiye alırsın. Bu bölgede bunu başlattık arkadaşlar. Bu riski aldık. Risk almadan hiçbir şey olmuyor. Başlattık Allah'ın izniyle, arkası da gelecek. Tabii bizim buradaki vatandaşlarımızı mağdur etmeme, bu vatandaşlarımızın haklarını koruma ve bu vatandaşlarımızın bundan sonraki yaşantılarını kolaylaştırma. Türk Telekom var ama diğer tarafta lise. Liseye geçerken o derede çocuklarımız, evlatlarımız belki geçemiyor. İki tane liseyi tekrar buraya taşıyacağız, çarşı içerisindeki liseler. Dolayısıyla hepinizin daha güzel koşullarda ev sahibi olması, dinlenebileceğiniz alanlarınızın olması, okulların olması, aile sağlık merkezlerinin olması, parkların olması, bisiklet yollarının olması, insanların gezi alanlarının olması için bu bölgede kentsel dönüşüm şart arkadaşlar. Burada kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde yapılması önemli. Başlandığı zaman hızlı bir şekilde bitirilmesi önemli. Ve maliyetlerin minimum tutulması önemli. Yaşanılabilir, itfaiyenin de ambulansın da altyapısıyla, üst yapısıyla çok daha modern yaşam alanları oluşuyor. Bu noktada nasıl bir yaşam alanı oluşması gerektiğini belediyemizle ortak çalışmalarla inşallah belirlersiniz. Tabii değerli arkadaşlar, Türkiye bu süreçte önemli süreçlerden geçerken gerçekten burada özellikle salgınla ilgili Türkiye önemli bir sınav verdi ve burada sınav verirken de Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri ve hastaneye sağlığa yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarının büyük önemi var. Ve bu eleştirilirken israf ediyorsunuz, bu kadar şehir hastanesi yapılır mı diyenler bugün gelinen nokta itibariyle iyi ki bu şehir hastaneleri yapılmış, iyi ki bu her ilçemize bu hastaneler yapılmış, iyi ki bu kadrolar var deyip şu anda %61 doluluk oranıyla Türkiye diğer dünya ülkeleri arasında gerçekten ayrışıyor. Pozitif anlamda, müsbet anlamda ayrışıyor. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Hiçbir şey insandan kıymetli değil. Bunu böyle bilmemiz lazım. Eğer Cumhurbaşkanımız insanı yaşat ki devlet yaşasın diyorsa, insanı önceleyen bir siyaseti biz halkın içinde çıkan insanlar olarak yapıyorsa, sağ olsunlar belediye başkanlarımızla, ki bunun için belediye başkanımız gerçekten bakanlığa kaç kere gitti başkanımız? Kentsel dönüşümden sayısız bir şekilde burada öyle hemen talep edilmekle de kentsel dönüşüm olmuyor. Şimdi buraya girerken bir abla bizi yakaladı. İlla dedi benim evim kentsel dönüşüme girmiyor, orayı da katın. İşte biraz önce. Niye? İnsanlar, çocuklarımız daha iyi ortamlarda yetişsin, yaşasın diye. Burada yapacağımız husus şu, istişareyi elden bırakmamak lazım. Ne yapılması gerekiyorsa, devletin hangi imkanları varsa bunu sonuna kadar sizin lehine kullanmamız lazım.